Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Oley.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sunar. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Mutlu günler sevgili Radyo Spor dinleyenler. Anadolu Ateşi başladı, programımıza hoş geldiniz. Hemen hatırlatmamızı yapalım. Sizler de bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Programımızın ilk bölümünde bir aksilik olmazsa hattımızda konuğumuz Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca olacak. Sayın Koca ile birlikte Ankara Gücü'nün transfer sürecini konuşacağız. Ankara Gücü geçtiğimiz sezon 1. Ligi şampiyon olarak tamamladı ve adını Süper Lig'e yazdırdı. Ankara Gücü'nün de transfer çalışmaları devam ediyor. Birçok isim listede, bunu söyleyelim sevgili dinleyenler. Bunu ifade edelim sevgili Radyo Spor dinleyenleri. Sizlerden gelen sorular da olacaktır program. Programımızda sizlerden gelen sorular da olacaktır sevgili dinleyenler. Sorularınızı iletebilirsiniz. Twitter'da Radyo Spor ve Salim Manav, Instagram'da Salim Manav bize ulaşabileceğiniz adresler. Bu adresleri takip ederseniz de mutlu olurum sevgili dinleyenler. Hem konuklarımıza hem de bana sorularınızı iletebilirsiniz sevgili dinleyenler. Bu arada benden önceki yayın Aygün abinin yayınıydı. Aygün Özüpey'in yayınıydı. Aygün abi Adana Demirspor'la ilgili gelen sorular olmuş. Kendisi de Salim Manav sorularınızı yanıtlayacaktır demiş. Adana Demirspor'la ilgili de programımızın son bölümünde kısaca notlar paylaşırız. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte değerlendirmeler yapacağız. Bunu belirtelim sevgili dinleyenler. Birazdan hattımızda konuklarımız bizlerle birlikte olacaklar. Hemen gelişmeleri aktarmaya başlayalım. İlk gelişmemiz Kartal Kayra Yılmaz'la ilgili. Kartal Kayra Yılmaz geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da kiralık olarak forma giymişti. Kendisi Ümraniyespor'a Beşiktaş'tan kiralanmıştı sevgili dinleyenler. Bugün Ajans Spor'da özel haberini de paylaştık. Kartal Kayra Yılmaz için sevgili dinleyenler, Ümraniyespor Beşiktaş'a resmi teklif yaptı. Siyah beyazlı kulübe resmi teklifini iletti. Beşiktaş Kartal Kayra için kararını kamp sürecinden sonra verecek. Ümraniyesporlu yetkililerle bu durum paylaşıldı. Bunu ifade edelim. Kartal Kayra için teklifte bulundu siyah beyazlı kulübe İstanbul temsilcisi sevgili dinleyenler. Ümraniyespor transfer çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz sezon birincilikdelerdi. Bu sezon Süper Lig'e yükseldiler. Tarihinde ilk kez Ümraniyespor Süper Lig'e çıktı. Ümraniyespor'da da bu noktada transfer çalışmaları devam ediyor. Gelişmeler yaşandıkça aktaracağım. Kartal Kayra ile ilgili de son durum bu şekilde. Beşiktaş'ın kararı burada önemli bir unsur. Beşiktaş'a teklif yapıldı. Bunu da paylaşalım sevgili dinleyenler. Az önce bahsetmiştim. Programımızda konuklarımız olacak. İlk konuğumuz da sevgili dinleyenler, Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca. Sayın Başkan hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan. Ankara Gücü Süper Lig'de transfer çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. Çalışmalar sürüyor. Öncelikle şu ana kadar yapılan transferler var Sayın Başkan. Bundan sonrası için ve bundan önceki süreçle ilgili yorumunuz nedir? Evet, tabii biz Süper Lig'e yeni çıktığımız için kadro yapılanmamızı Süper Lig'e göre yapmamız lazım. Bu anlamda yaklaşık 3 ay, 4 ay önce ligler devam ederken bu ihtimali düşünerek izlediğimiz futbolcular var. Şu anda o futbolcularla ilgili değerlendirmeler yapıyoruz ve 5 tane futbolcu transfer ettik. İşte bu hafta ve önümüzdeki hafta bu çalışmalar biraz daha yoğun geçecek. Görüştüğümüz, anlaştığımız futbolcuları davet ediyoruz ve tesislerimizi getiriyoruz. Burada en son noktayı Ankara'da hem tesislerde hem de
yönetimde şekillendirerek netleştiriyoruz. Çalışmalar devam ediyor. Sayın Başkan, şu ana kadar resmi olarak 4 transfer açıklandı diye biliyorum. Evet. Evet, Oğuz Ceylan'la birlikte siz 5 dediniz. 5 transfer yaptık dediniz. 5. isim. Özür. O daha netleşmediği için bugün yarın netleşecek. Ondan bir haber bekliyoruz. Onun 5.'yi de netleştirmek üzereyiz inşallah. Evet, peki iş transferde de hareketli dakikalar yaşandı. Evet. Sinan'la ve Abdullah Durak'la devam ediyorsunuz. Eren Tabii. derdi yok konusunda son durum nedir Sayın Başkan? Eren derdi yok'un daha bir yıl bizde sözleşmesi var. Evet. Şu anda işte kadro yapılanması devam ediyor. Şu anda büyük ihtimalle bu ay içinde, bu ay sonu Eren ile ilgili değerlendirme de netleşecek ama şu anda bizim futbolcumuz. Şu an için bir sıkıntı görünmüyor gibi. Evet. Sayın Başkan, basında yer aldığı için soruyorum. Pedrinho Portekiz Ligi'nde asist kralı oldu. Önemli bir CV'ye sahip. Gil Vicente'de oynuyordu. Pedrinho ile ilgili son durum nedir? Mutlu sona ulaştınız mı? Yani bir ufak pürüz var. Onu aşmaya çalışıyoruz inşallah. Bugün yarın eğer aşarsak onunla ilgili de resmi duyurumuzu yaparız ama netleşmediği için, her şey bitmediği için bir şey demek doğru değil yani. Yani oyuncu zaten şu anda Türkiye'de. O pürüz hallolur mu peki Sayın Başkan? Bizlik değil. Onların kendilerini halletmesi gereken bir pürüz. Evet. Kulüp tarafıyla ilgili zannedersem. Evet. Çünkü, şu anda Gil Vicente'de oynuyor. Oyuncu serbest kalma çıkış maddesi var. Umarım mutlu sonuçlar. Yani biz tabii o şeyler netleşmede hukuki bir şey yapmamız doğru değil. Uluslararası hukuk ve federasyon hukuku bunu engelliyor. Sadece onların aşması gereken bir problem. Ha, bizim ilgilendiğimiz bir futbolcu, daha uzun süre takip ettiğimiz bir futbolcu. İnşallah sorunu çözerler. Biz de bu anlamda yapmamız gerekeni yaparız inşallah. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Faruk Koca, sohbetimiz devam ediyor. Faruk Bey, siz şu anda Ankara Gücü'nde başkansınız fakat bunun yanı sıra siyasi kimliğiniz de var. Özellikle Ankara'da uzun yıllar Ankara siyasetinde görev aldınız. Bir spor yasasından bahsediliyor. Bu spor yasası ile ilgili sizin fikriniz nedir? Araştırdınız mı? İkincisi de Türkiye Futbol Federasyonu'nda bir seçim var. 9 aday var fakat en güçlü aday Mehmet Büyükekşi. Bugün de Kulüpler Birliği'nin bir toplantısı olacağı yönünde haberler geldi saat 11'de. Doğru. Sizin fikriniz nedir? Doğru, ben şu anda İstanbul'dayım. Kulüpler Birliği toplantısına kattım hocam saat 3'te. Adaylar var ama işte Kulüpler Birliği toplantısında değil, kulüpler beklentileriyle ilgili bir değerlendirme yapılacak. Bu değerlendirmenin içinde hem yeni federasyon şekillerimiz hem de spor yasasının getirdiği artı eksikler, bunlar masaya yatırılacak ve inşallah bugünkü toplantıdan sonra burada kafamızda oluşan soru işaretleri muhataplarımıza iletilip sorunun çözümüyle ilgili adım atmış olacağız. Ben spor yasası ile ilgili birkaç defa yaptığım değerlendirmelerde ben spor yasasının çıkma nedeni, yani muradının doğru olduğunu ama işle ilgili aksaklıkların olabileceğini, yönetmelikler düzeltmesi tekrar ek önergelerle bu düzeltmelerin yapılacağıdır. Çünkü bakanlığın siyasi iradenin ve muradı burada kulüplerin yaşayabilir hale dönüştürülmesi. Kimse kulüpler üzerinden kişisel fantazilerini gerçekleştirip kulüplerin geleceğini karartacak adımların atmamasıdır. Esas neden budur. O anlamda ben de doğru buluyorum bir başkan olarak çıkış nedenini ama işle ilgili burada kulüplerinin önünü engelleyecek ve onların geleceğiyle ilgili endişe uyandıracak bütün düzenlemeler yapılır yani. Onda bir sorun değil. Yok. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Faruk Koca, sohbetimiz devam ediyor. Peki Sayın Başkan, federasyon seçimiyle ilgili düşünceniz nedir? Şu an Mehmet Başkan favori olarak gösteriliyor. Bugün de zaten size sunum yapacak. Daha öncesinde de bir sunum yaptı.
Futbol ekonomisini düşündüğümüzde gerçekten zor bir süreçten geçiyor ülke futbolu bu noktada. Özellikle de yabancı oyuncu transferlerinde ciddi sıkıntı yaşıyor kulüplerimiz. Yayın gelirleri beklenenlerin altında. Bu noktada çözümler neler olabilir? Çünkü gün geçtikçe... Yani şimdi zaten, evet, zaten özür diliyorum. Zaten sorun biraz önce sorduğunuz sorularda, yani o soruların cevaplanıyor olmamasında. Bugün 3 yıl 4 yıl önce 500 milyon dolar olan yayın geliri bugün 100 milyon doların biraz üzerinde. Yani evet. Türkiye futbolu ekonomik olarak 5'te 4 oranda gerilemiş demektir veya 4'te 3 oranda gerilemiş demektir. Bu futbol paydaşların hepsinin sorunu. Meseleyi burada bakıp çözüme odaklanmadığımız müddetçe bu sorunlar derinleşerek devam eder ve ben bu sorunlarla ilgili bugünden itibaren adım atılmazsa Türk futbolunun geleceğinin kesin ve kesin olmayacağını düşünüyorum. Çünkü futbolun en büyük ihtiyacı mali ihtiyaç. Ondan sonra da işte orada futbolcu yetişmesi gerekiyor. Ama maalesef kulüpler bugün futbolun paydaşları, bugün bu meseleyi sorun edip tepki veren paydaşları 20 yıldır, 30 yıldır aymazlıklarımızın ve sorunun üzerine gitmememizin sancılarını yaşıyoruz. Yani kendimiz ettik, kendimiz bulduk. İşin açıkçası bu bir gerçek. Bugün marka değeri olarak çok çok gerilerde. Temsil kabiliyeti olarak Avrupa'nın çok alt sıralarında mücadele ediyoruz. Bunu biz yaptık yani. Ama işte bugün ayın 16'sında federasyon seçim var. Bugün Sayın Büyükekşi gelip sunum yapacak. Bizler de bu futbolla ilgili geleceği kurtarmak için bütün önerilerimizi çok açık yüreklikle söyleyeceğiz. Eğer zaten orada bir çözüme dönük bir adım atılmasa da açıkça söyleyeyim sadece günü kurtarırız. Futbolun kurtaracağımıza ihtimal vermiyorum. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Faruk Hoca, sohbetimiz devam ediyor. Faruk Bey, ilk kez yayınımızda açıklamıştınız 19 Mayıs stadyumuyla ilgili durumu. Evet. Hatta resmiyete dönüşmesi için gün sayıyoruz demiştiniz. Evet. Yine aynı yerine yapılacak 19 Mayıs stadyumu. Ankara Gücü için, Ankara için çok çok önemli bir simge. Stadyum konusunda resmi gelişme var mı Sayın Başkan? Stadyumla ilgili yarın sizle görüşmek isterim. Yarın netleşecek o zaman Sayın Başkan. Yani görüşmek isterim. Şu anda bir şey demiyorum. Yarın arasanız size cevap veririm. Yani. Peki. Ama stat yapılacak yani. O konuda emin olun. Bu sezon rahat olsun. Eryaman'dasınız. Bu sezon Eryaman'dayız. Bu sene inşallah en kısa sürede statla ilgili zaten şampiyonluk kupamızı aldığımızda Cumhurbaşkanı yardımcımız Cumhurbaşkanımızın mesajını iletti ve bu stadı yapacağız müjdesini verdi. Bu sene inşallah en kısa sürede temel atacağız. Sevgili dinleyenler, hatırlatalım, hattımızda konuğumuz Faruk Hoca, sohbetimiz devam ediyor. Faruk Bey, transferlerinizi ciddi bir titizlikle sürdürüyorsunuz. Hatta birçok ismi bizler siz açıkladıktan sonra öğrendik. Geçtiğimiz yılda telefon bağlantılarımızda hep belirtmiştiniz. Sizin ve hocanızın ayrı bir izleme komitesi var. Bu arkadaşların raporları doğrultusunda ilerliyor. Direkt transferi görecek miyiz? Yani özellikle bir Welbeck olayı vardı, yaşandı. Welbeck'le ilgili de siz açıklama yaptınız. Geri dönüş olur mu Welbeck'ten? Olabilir ama olma ihtimali zayıf. Buna rağmen olabilir diyorum. Çünkü bu tür görüşmelerde %1 ile %99'un şansı eşittir diye düşünüyorum. Evet. Çünkü bu anlamda maalesef süreç içinde yaşanan olumsuzluklardan dolayı iki tarafta rahatsız oldu. Ne kulübün burada bir suçu var ne de futbolcunun. Ama inşallah bir yol bulunursa, bir formu bulunursa olabilir ama olmadan bir şey demek doğru değil. Sırf bu kamuoyuna ismi telaffuz edildiği için bununla ilgili konuşuyorum. Net onun için süreç devam ediyor. Belki başka futbolcular da olabilir.
Şimdi dediğim gibi geçen de size söyledim. Biz ihtiyaç duyduğumuz her bölge için 3-4 alternatifle görüşüyorduk. Yani birinci önceliğimiz, ikinci, üçüncü, dördüncü önceliğimiz. Hangisi kulübün menfaati doğrultusunda kaldırabileceğimiz düzeydeyse onunla ilgili adım atıyoruz. İnşallah camiamıza bizde beklediği müjdeleri verir diye düşünüyorum. Ama dediğiniz gibi bu işler görüşmeyle, anlaşmayla ve pazarlıkla neticelemiyor. O süreçler bitmediği için bir şey diyemiyorum. Özellikle de yani çok gizli yürütülen operasyonlar oluyor, bunu da söyleyelim. Evet. Welbeck, hatta siz de ifade etmiştiniz, basına yansıdıktan sonra menajerinin tutumunda değişim olmuştu. Bundan dolayı sıkıntılı bir süreç oldu. Sayın Başkan, İbrahim Amudu orta saha oynuyor. Ankara Yerel'den de yazıldı bu haber Petrinho ile birlikte. Var mı bir gelişme? Yok. Ilgili? Yok, öyle bir şey yok yani. Yanlış bir şey yok. Zaten şu ana kadar yapıldı transferler. Hedefler her seferinde yeniliyorsunuz. Hedeflerinizle ilgili düşüncelerinizi paylaşıyorsunuz. Hedef için ne dersiniz? Çünkü taraftar heyecanlı. Yani biz şunu diyorum. Yani tabii ki bu ligde bir hedef yok. Birkaç hedef var. Biz de o birkaç hedeften birine ulaşabilme mücadelesini vermek istiyoruz işin açıkçası. Geçen gün bir taraftar grubunu ziyaretimize geldi. Evet. Ben sordum, hedefiniz nedir, beklentiniz ne dedi. Şimdi taraftar tabii yıllardır oluşan süreçten dolayı bir travma yaşamak istemediği için hedefimiz ligde kalmak dedi bu sene. Taraftarın hedefi ligde kalmak, ama biz inşallah taraftarın hedefinin daha ötesinde başarılar elde etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani yapacağız. İnşallah taraftarımız müşteri yok. Sayın Başkan, zaten Ankara Gücü taraftarı çok büyük bir kitle. Geçen programlarda da bahsetmiştik. Hatta sohbetimizin başında da sordum bu spor yasası ile ilgili. Siz yönetime geldiğinizde geçmiş döneme ait borçları da temizlediniz. Şu anda mali tablosu nedir Ankara Gücü'nün? Ankara Gücü'nün inşallah Haziran sonunda bu anlamda işleyişini engelleyecek hiçbir problem gelmemesi için çaba sarf ediyoruz. Haziran sonunda problemli bir şekilde yeni sezona başlamış olacağız inşallah, hem mali hem sportif olarak. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Rica kırmadınız ederim. Yayınımıza bağlandınız. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'ydı. Ankara Gücü Başkanı Faruk Koca'yla son durum konuştuk başkent ekibindeki. Özellikle de stadyum konusu çok çok önemli. Stadyum konusunda da yarın açıklama yapabileceğini söyledi. Stadyum konusunu merak ediyor Ankara Gücü taraftarı. Çünkü 19 Mayıs stadyumu hem Ankara Gücü için hem de Ankara için önemli bir sembol. Umarım bu konuyla ilgili de net bir durum yaşanır. Zaten bununla ilgili de her defasında olumlu yönde açıklamada bulundu Sayın Faruk Koca. Reklam arasına gidiyoruz. Reklamların ardından biz buradayız. Olay.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Fanatik Gazetesi web genel yayın yönetmeni Umut Eken. Umut abi, hoş geldin, merhaba, nasılsın? Hoş bulduk Salim, iyiyim, teşekkür ederim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim Umut abi. Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim süreci var. 9 aday var ama en güçlüsü Mehmet Büyükekşi. Sayın Başkan'la da ben sabah konuştum. Sayın Başkan, şundan dolayı Sayın Başkan diyorum. Gaziantep FK'nın hem onursal başkanı hem de geçmiş dönemdeki başkanı. Konuştuğumuzda bugün Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde bir genel kurul var. Seçim süreci var. Kendisi zaten timin eski başkanı. Bugün de seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bulunacak. Orada bir Haliç Kongre Merkezi'nde saat 12'de de başladı bu süreç. Önemli katılımın olması bekleniyor. Doğru. Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştükten sonra Büyükekşi saat 15'te
Kulüpler Birliği'nin toplantısında yer alacak. Az önce Faruk Koca da yayınımızda konuktu. Sayın Başkan da saat 15'te toplantı olacağını doğruladı. Bunu belirtelim. Süreci nasıl görüyorsun? Gelecek hafta sonu önemli bir gün. Ankara'da genel kurul var. Gidecek misin? Onu sorayım abi, Umut abi. Özel bir işim olduğu için çok gitmeyi istiyorum. Çok planlamıştım ama maalesef bir arkadaşım da kendini yakıyor. Evliliğe adım atıyor. Düğününde yer alacağım şehir dışında. O nedenle bulunamayacağım. Çok istiyordum gitmeyi. Önce biraz teknik kısımdan başlayalım. Ben. Tabii ki. Teknik olarak 9 tane adayın varlığından bahsetmek mümkün değil. Şöyle ki zaten genel kurul matematiği buna izin vermiş. Şimdi başvurular oldu son anda. Pazar Spor Başkanı önce kamuoyuna yazdı. Siz de paylaştınız. Sonra TFF'nin açıklamasından öğrendik ki 9 tane isim TFF Başkan adaylığı için başvurmuş. Aslında bu aday adaylığı. Çünkü şöyle bir hukuki detay öğrendim. Evet. Geçtiğimiz seçimde Haluk Ulusoy'un da başına gelen durum bu. Şimdi mesela Salim Manav ve Umut Eken TFF Başkan adayı. Sana da imza atıyorlar, bana da atıyorlar delegeler. Ama sana daha önce imza attıkları için ve bu resmiyette ispatlanabildiği için dilekçe tarihiyle vesairesiyle bana atılan sonradan imzalar geçerli sayılmıyor. O yüzden son seçimde önce Nihat Özdemir'e adaylığı için imza atıp sonrasında Haluk Ulusoy'un adaylığı için imza atan delegelerin imzaları, Haluk Ulusoy'a attıkları ikinci imzaları daha doğrusu geçersiz sayıldı. Şimdi 9 adayın zaten mevcut matematikte hepsinin adayı olabilmesi için genel kurulun yeterlik sayısı da müsaade etmiyor. Zaten biliyorsun Mehmet Büyükekşi lütfen düzelsen 200 kaç oy demiş. 200 küsür imzayla geldi abi, doğru. İmzayla geldi zaten. Şu an net rakamı bilmiyorum ama dediğiniz doğru. Ya genel kurulun çok büyük bir önemli bir kısmının imzasıyla, yani bu saatten sonra diğer adaylara atılacak imzaların hukuken bir hükmü yok. Bir hukuk. Önemli bir spor hukukçusundan da bunu teyit ettim. Yani o yüzden Mehmet Büyükekşi'nin tek adaylığından bahsetmek lazım. Tek aday olarak girdiği bir seçimde kazanması çok olası. Burada zaten hali hazırda kulüpler arasında da sadece Fenerbahçe'den bir muhalefet gördük. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Lütfen yanılıyorsam sen güzel. Başka doğru. Herhangi bir kulüp resmi ya da gayri resmi yollarla Büyükekşi'nin adaylığına muhalefet etmedi. Demek ki tek adayında olduğu bir seçimde herkes bu konuda mutabık. Peki bu nasıl bir sonuç doğurur sonrası için? Şimdi artık Sayın Büyükekşi'nin ekibiyle birlikte seçildiğini varsayarak konuşuyoruz. Bu nasıl bir sonuç doğurur? Şöyle bir sonuç doğurur. Çeşitli iddialar da var Fenerbahçe'nin. Olağanüstü genel kurulu biliyorsun ya, Özdemir istifa ettiği için gerçekleşti. Normalde seneydi seçim. Bu seçime dahil olmayacağı, katılmayacağı vesaire gibi. Ama Fenerbahçe bunu yalanlamadı. Fenerbahçe yalanlayana kadar da bu dedikodular sürer. Onun seçim günü orada otelde göreceğiz. Fenerbahçe'nin delegeleriyle birlikte katılıp katılmayacağını onu da göreceğiz. Bakalım ama Fenerbahçe katılsa da katılmasa da Büyükekşi'nin artık yeni bir maceraya, futbolun patronu olarak, futbolun direksiyonuna geçen bir başkan olarak varlığından bahsetmek mümkün. Dediğim gibi peki bu nasıl bir sonuç olacak? Yarın öbür gün Türkiye Futbol Federasyonu ya da kurullarının herhangi bir olumsuzluğu durumunda eleştiriye sebep verecekleri bir icraat vesaire gibi karar alma durumunda söz hakkı sadece Fenerbahçe'de olacak. Neden? Çünkü Fenerbahçe şunu diyebilecek. Yani seçime katılıp oy verse de vermesin de. Çünkü Ali Koç bizzat divanda önceki hafta söyledi biliyorsun. Fenerbahçe diyecek ki biz muhalefet ettik bir başkana ve onun yönetimine muhalefet ettik. Ama buna rağmen seçildiler. Bizim en çok konuşma hakkı bizde. Biz zaten bu işlerin yanlış olacağını düşündüğümüz için Büyükekşi'ye de ekibine de muhalefet etmiştik diyecekler. Diğer kulüpler ne söyleyebilecekler? Hiçbir şey. Evet. Çünkü muhalefet etmiyorlar şu anda. Herkes onaylamış gözüküyor değil mi? Toplanan delege imza sayısı, kulüplerin herhangi bir açıklama yapmamış olması ki Büyükekşi gitti Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında icraatlarını, amaçlarını, vizyonunu da anlattı. Oradan da olumsuz bir durum çıkmadı. Demek ki onaylıyorlar bu durumu ya da en azından muhalefet etmiyorlar. O yüzden bu saatten sonra Türkiye Futbol Federasyonu yeni döneminde kim seçilirse seçilir, listelerden bahsediyorum. Mehmet Büyükekşi'nin ekibinde kim olursa olsun.
kurullarında kim olursa olsun ne tür kararlar alırsalar, ne tür icraatlara girişirseler, girişsinler, kulüplerin vereceği tepkiler cılız kalır, samimi olmaz. Çünkü bu durumu onayladılar. Umut abi, çok kısa aramız var. Hatta beklersen teşekkür ederim. Ardından devam edelim, olur mu süreçle ilgili tabii konuşmaya? Tabii. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Oley.com'un sunduğu Salim Manav'la Anadolu Ateşi devam ediyor. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Sevgili dinleyenler, yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hattımızda konuğumuz Umut Eken. Umut Eken'le birlikte sohbetimiz devam ediyor. Umut abi, tekrardan hoş geldin, merhaba. Hoş bulduk Salim. Federasyondaki süreçten bahsediyorsun. Az önce de Hüseyin Yangın'ın yapmış olduğu açıklama önüme düştü, bilmiyorum. Kendi ağzından çıkan bir açıklama mı? Milli takımları antrenör seçerken KPSS ile alacağız dedi. Kendi yaptığı açıklama mı, yoksa Twitter'da böyle mesela açıklamalar paylaşılıyor. Yani bilmiyorum kendi yaptığı açıklama mı, ama çok da ya resmi açıklamaysa bile çok ciddiye alamayacağım ya. Evet. KPSS'nin torpilli olanı mı, torpilsiz olanı mı, onu da söyleseymiş keşke, eğer resmi açıklamaysa. Yani ben direkt önüme düştü. Hani ne kimmiş, nedenmiş, alt ya. Şimdi Talim bak, ülkede bir futbol politikası yok. Evet. Bir strateji yok. Yani Türk futbol politikası, Türk futbol stratejisi nedir dediğimizde içi boş. Şimdi mesela yabancı kuralı gibi en basit. 8+3 olsun. Neden olsun? İşte şundan bundan yerli yetişsin de 7+4 olsun. Neden olsun? Altyapıdan yerli yetişsin. Ya, yetiştiriyor musunuz? Yok. 14 tane futbolcu yabancı alıyor musunuz? Evet. Almayın 14 tane. 10 tane yabancı ile kontrat yapın. Geri kalan 20 küsur kişilik kadrolu yerlilere yol verin. Var mı bunun bir altyazı, yok. KPSS ile neymiş bilmiyorum, açıklama alt başlıklarını okumak lazım ama boş yani, ne gerekçesini çözemedim. Yani ben de şaşırdım. Yani KPSS'nin ne hangi, ya KPSS sınavdan ziyade o da bilgi, birikim, donanım, alınan eğitim vesaire daha önemli değil mi? Modern antrenman teknikleri, modern futbol taktikleri, yapılmış izlenimler, gözlemler, yurt dışında herhangi bir kulüple çalışılmış mı, izlenme yapılmış mı, edilmiş mi vesaire. Ya bilmiyorum ya, işte Türk futbolunda sürekli böyle günlük böyle ses getirecek şeyler konuşuluyor. Sonra da altı boş kalıyor tabii. Tabii resmi açıklama, onu da bir yine teyit etmek lazım, ama resmi açıklama yapılsa bile görüşlerim benim bu yönde. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Umut Eken, sohbetimiz devam ediyor. Umut abi, ben de aynı fikirdeyim. Mehmet Büyükekşi başkan olacaktır diye düşünüyorum. Sen de aynı fikirdesin. Özellikle de vermiş olduğum bilgi çok çok önemliydi bu noktada. İmza konusunda bunu ya, söylüyorum. Genel kurul matematiği kabul etmiyor. Hukuksal bir engel var. 9 tane aday çıkamaz. Zaten bunu göreceğiz Perşembe Cuma günü değil mi? Perşembe ve Cuma günü değil mi? Olan seçim genel kurulu Ankara'da. 9 adayın da resmen oy pusulasına girmesi bile mümkün değil. Yani genel kurul matematiği bile kabul etmiyor. Hukuksal engel var önlerinde. Orada Sayın Büyükekşi dışında herhangi bir ismin adaylığının resmiyet kazanması imkansıza yakın. Yani 65 imza vesaire üstünü toplarsalar, tek bir isimle buluşursalar ve gerçekten o zamana kadar delegelerden hiç imza atmamış olanlar varsa, çünkü Sayın Büyükekşi delege imzasının evraklarını sundu. Tarihi belli, şeyi belli, imza atanlar belli. Yani o saatten sonra, zaten o güne kadar da yoktu öyle bir durum herhangi bir adaydan. O saatten sonra atılanların hepsi geçirdi. Zaten emsal var bir önceki seçimde. Nihat Özdemir'e imza atıp sonra Haluk Ulusoy'a imza atan delegelerin imzaları, daha doğrusu Haluk Ulusoy'a atılmış imzalar geçersiz sayıldı. Yani, o yüzden de Haluk Bey seçilebilme şansını bile elde edemedi. Galatasaray'da da yeni bir süreç. Dursun Özbek başkan oldu. Bunu belirtelim. Galatasaray'ın yeni başkanı Dursun Özbek. Özellikle ifade edelim. Dursun Özbek yeniden başkan oldu. Teknik direktör konusu var. Torrent'le ilgili sözleşmesi devam ediyor. Ben yola devam edileceğini düşünmüyorum.
Ya öyle zaten. Son durum nedir? Okan Buruk ismi gündemde, Tudor ismi gündemde, Carvalho. Carvalho ile ilgili de teyit ettim. Carvalho ile Galatasaraylı yetkililer seçim sürecinden önce bir görüşme yapmışlar. Bunu söyleyelim. Bu görüşmeler çok doğaldır. Herkes de her teknik adamla temasa geçmek isterler. Seçim süreçlerinde olmuştur. Seçimden önce de çeşitli başkanlar var. Marco Ros ismi gündeme geldi. Ya işte bunların altını doldurmak lazım. Neden mesela Marco Ros ya da neden Carvalho? Neyine? Fenerbahçe bir tercih yaptı. Jorge Jesus. Çok parlak bir kariyer. Bir yıllık sözleşme, Şampiyonlar Ligi oynama ihtimali Fenerbahçe'nin, iyi bir kontrat ve herhangi bir uzun vadeli proje falan olmadan yani çok belli ki konuşulmuş olsa da tek hedef şampiyonluk. Yani Ali Koç da, Jesus da bunun üzerinde herhalde hemfikir olmuşlar. Bu günü kurtarmak ya da sezonu kurtarmak adına artık Fenerbahçe bir uçak kemiğe dayandı. Bu yönde bir teknik direktör ki İsmail Kartal'ın başarılı sürecine rağmen tercih yaptı. Peki Galatasaray neden Marco Reus, Carvalho ya da onu tercih edecek? Nasıl bir ekol, nasıl bir oyun yapısı, kurgusu vesaire filan amaçlanmak istenmekte ki bu tercihler yapılıyor. Bunların altını doldurmaları, konuşmaları lazım. Beşiktaş da zaten Valerian İsmail'le sezon ortasında bir tercih yaptı. Oyun planından vesaire, oyuncu kadrosunun çeşitli revizelerle İsmail'in oynatmak istediği oyuna elverişli olabileceğini düşündükleri için böyle bir hamleye giriştiler ki Valerian İsmail de geldiğinden itibaren eldeki kadroyla Rıdvan Yılmaz'ı kullanmış şekliyle, Kenan Karaman'ı kullanmış şekliyle, Rossi'yi vesaire işte savunmayı üstleyip orta sahayı, kanatlarını daha aktif kullanan. Burada zaten sinyalleri verdi. Burada bir hikaye var. Bir oyun planı, bir felsefe. Muhtemelen bunlar Beşiktaş profesyonelleriyle ve yöneticileriyle de konuşulmuştur. Tabii Galatasaray seçimi yeni seçildi. Galatasaray yönetimi yeni seçildiği için bunda konuşma fırsatları olmasın. Bir teknik adamla konuşulması gereken en önemli şey budur. İşte bizim oyuncu kadromuz bu. Siz ne oynatmak istiyorsunuz? Nasıl planlamak istiyorsunuz? Bizim hedeflerimiz her zaman Türkiye Ligi şampiyonluğu, mümkünse Avrupa kupalarına katılabilme şansınız olduğunda, Avrupa kupalarında başarı ve Türkiye kupasında başarı derler. O teknik adamla konuşurlar. Yani bu Marco Reus, Carvalho neden onun altını doldurması lazım? Okan Buruk da yurt dışındaydı. Camianın çok kabul edeceği bir isim. Zaten o da kendisi dile getirmişti. Türkiye'ye döndü. O da sanırım bekleyiş içerisindedir. Metin Öztürk'ün adayıydı zaten. Teknik direktör adayıydı. Metin Öztürk de mevcut yönetimde ikinci isim olarak söz sahibi. Bakalım. Gelişmeleri takip edeceğiz. Birçok aday var. Bunu söyleyelim. Sevgili dinleyenler, sizlerle de paylaşalım. Shakhtar Donetsk'in eski hocası, hemen ismini paylaşayım, Siriva. Var mı onunla ilgili bir gelişme, duydun mu? Ya, bilmiyorum, bunların hepsi dedikodudan ibaret. Somut resmi bir görüşme yaptıklarına dair biz de haberleştirirken mevcut ve muhtemel adayları koyuyoruz, olabilecek isimleri koyuyoruz. Yani neden tercih edildiğinin altı dolu olması lazım. Altı, yani tamam, şimdi Salim Manav'ı istiyoruz ya da Umut Ekin'i istiyoruz ama şu sebeplerden istiyoruz. Evet. İşte çok agresif, hücum futbolu oynatıyor, tribünleri heyecanlandırabilir, heyecan veren, tutku veren bir oyun vaat edebilir bu teknik direktör. O zaman anlaşıyoruz diye gerekçelerini söylerler ama bahsettiğin yani Shakhtar'da mesela başarılar falan var ama Türkiye iklimi, mevcut yapı, kadrolar, finansal sorunlar, paraların gününde ödenip ödenmemesi bile çok önemli bir faktör. Burada bir sürü açmazı var. Çok ciddi nakit ihtiyaçları var kulüplerin. Galatasaray'da bunlardan birisi. Bir de mevcut teknik direktör sorunu var hala hazırda. Kontratlı bir teknik adam var. O sorunu çözmeden teknik direktör konusunda çok da somut adımlar atabileceğini sanmıyorum Galatasaray'ın ki Galatasaray bildiğin üzere Avrupa kupalarına katılma şansı da bulamadı bu sezon. Oradan ligle açacaklar sezonu. O yüzden bir aciliyetleri de yok. Öyle de bakmak lazım. Zaten milli takıma verdikleri oyuncular da var. Her kulüp gibi milli takımdan dönecek, ekstra sonra takıma geç katılacak isimler de var. O yüzden teknik direktör konusunda bir aciliyetleri yok. Zaten hafta sonu seçildi. Yönetime de zaman tanımak lazım. Önce teknik direktör sorunu çözmeleri lazım. Mevcut teknik direktör sorunu. Peki yani senin gönlünden geçen isim kim? Olması muhtemel. Çünkü birçok yani ben de her
her şeye rağmen bir maceraya girilmemeli. Okan Buruk bir alternatif varken aynen camianın bir kere kabullenebileceği diğer teknik adamlardan olası başarısızlıklarda dahi daha fazla kredisinin olacağı bir hoca. Hala bir şampiyonluk yaşamış olmasına rağmen Başakşehir'le hala başarıya aç, yeni başarılar elde etmek isteyen bir teknik adam. Dediğim gibi camia çok çabuk kabullenebilir ve tribünlerde kredi çok yüksek olur diğer yabancılara göre. Mali boyutu da çok mukayese kabul edilmeyecek şekilde uygun olur. Okan Hoca da zaten bu konuda görüşünü dile getirmişti. Alenen açıklamıştı bunu. O yüzden söylüyorum. Yani Okan Buruk bence bu şansı hak ediyor. Zira kendisi Türkiye Süper Ligi'nde şampiyon olmuş bir teknik direktör. Yani Abdullah Avcı'nın bile bu sezon ilk şampiyonluğunu yaşadığını düşünürsek Okan Buruk bence bu şansı daha fazla hak ediyor. Dinlenmiş durumda, zihni boşalmış durumda, evet. Özel durumları da, sorunları da ortadan kalkmış durumda. Ligi çok yakından tanıyor, çok yakından takip ediyor ligin içinde. Rakipleri çok iyi biliyor, o oyuncu grubunun yapısını biliyor, yıllardır takip ediyor. Yani çok çok uygun, çok uygun isim bence. Özellikle de kendisi, yani Galatasaray'ı beklediğini de biliyoruz kendisinin. İsmail Kartal geçen sene Fenerbahçe için ne kadar uygunduysa, bu sezon ne kadar uygunduysa ki Fenerbahçe yönetimi aksi bir tercihte bulundu. Okan Buruk da en az İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'ye uygun olduğu kadar Galatasaray'a uygun değil. Ve bu şansı da hak ediyor bence. Evet. Çok teşekkür ederim değerli yorumların için. Umut ben abi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar. Çok mersi. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Umut Eken'le birlikte gündemi değerlendirdik. Sizlerden gelen sorular da var. Erol Bey yazmış. Fenerbahçe'de forvet kim olur? Uykularım kaçıyor. Biliyorsan söyle lütfen demiş. Yani böyle bir bilgiyi bilsem paylaşırım direkt Ajans Spor'da ve Radyo Spor'da. Hemen kontrol ediyorum sizlerden gelen soruları. Beşiktaş'ta forma giyen Kartal Kayra için Ümraniye Spor'un teklif yaptığını söylemiştim. Mamudu Bağ, sevgili dinleyenler, geçtiğimiz yıl Menemen Spor'daydı. Önemli bir performans ortaya koydu. Mamudu Bağ ile ilgili de sosyal medyada gördüm. Adana Spor'un ilgilendiği ifade ediliyor. Bunu da paylaşalım. Barış Bey Ankara Gücü ile ilgili bir soru sormuş fakat sorunuzu yeni gördüm. Paylaşmıştım Sayın Başkan'la. Halil Demir yazmış. Selam, iyi yayınlar. Beşiktaş'ta bitmeye yakın transferler var mı? Gelecek veya gidecek ile ilgili. Sayıs yarın İstanbul'da oluyor. Stoper futbolcu yarın İstanbul'da olacak. Ajans Spor'da da dün Kartal Yiğit bunun haberini vermişti. Devam edelim. Hattımızda konuğumuz sevgili dinleyenler. Olay.com yorumcusu Hüseyin Özkök. Hüseyin abi hoş geldin, merhaba, nasılsın? Ali merhaba, iyiyim, teşekkür ederim. İyi haftalar diliyorum sana ve herkese. Nasılsın Hüseyin abi, nasıl gidiyor çalışmalar? İyiyim, teşekkür ederim Salim. Her şey yolunda, yaramazlık yok. Bu arada bir gelişme var Hüseyin abi, paylaşmak istiyorum. Tabii ki. Şu an mekan ismi vermem sıkıntı olur reklama girdiği için. Pirlo için imza töreni düzenliyor Fatih Karagümrük takımı. Çok çok önemli bir isim Pirlo. Pirlo ile düzenlenecek olan basın toplantısı Zorlu AVM'de yapılacak. Bunu söyleyelim. Zorlu AVM'deki bir otelde yapılacak. Bunu da paylaşalım. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hüseyin Özkök. Tekrardan devam edelim Hüseyin abi sohbetimize. Bu bilgiyi aktardım ben dinleyenlerimize. Evet, evet. Andre Pirlo'nun Türkiye'ye gelmesi tabii ki hani Andre Pirlo'nun tanınmış bir kişilik olması açısından önemli ama teknik direktör olarak şu anda bizim için bir muamma. Yani Juventus'ta geçirdiği bir dönem var. O da öyle çok başarılı bir dönem değildi. Evet. Kendisi teknik direktörlükte de futbolculuk kariyeri gibi parlak günler yaşamak isteyen bir insan. Evet. Ama biliyorsun Gheorghe Hagi de çok büyük bir futbolcuydu ama teknik direktör olarak tek iş yapamadı.
Dolayısıyla evet. Pirlo'nun da nasıl bir performans göstereceğini kariyeri boyunca, ki bunun şimdi ilk basamaklarından biri de Karagümrük olacak, göreceğiz hep beraber. Hayırlı olsun. İnşallah Türk futboluna katkı sağlar, başarılı olur. Çünkü bu tip katkıları tabii ki ihtiyacımız var, ama dediğim gibi ben şu anda nötrüm. Başarılı olur veya olmaz diyemiyorum. Peki biz geçelim ana gündem maddemiz abi. Maçları konuşacağız. Kuponunu paylaşacağız. Maçları konuşalım. Evet. Milli maçlar devam ediyor. Bu noktada bugünkü çalışmaların nasıl? Var mı maçlar? Evet, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi grup 1'de maçlar var. Danimarka, Avusturya, Fransa, Hırvatistan karşılaşmaları. Evet. Şimdi baktığımızda bu grupta hakikaten çok enteresan bir grup bu. Zorlu bir grup. Fransa'nın son sırada olduğunu görüyoruz. 2 puanla. Yani dünya şampiyonu Fransa son sırada bu grupta. Danimarka 6 puanla 1. sırada. Ona 4'er puanla Avusturya ve Hırvatistan takip ediyor. Fransa'nın bu akşam mutlaka ve mutlaka kazanması gereken bir karşılaşma. Son 2 maça taşımak için şansını. Biliyorsun Eylül ayında kalan 2 maçlar da tamamlanacak. Dolayısıyla bu akşam Fransa-Hırvatistan karşılaşmasında ben Fransa'nın handikaplı şekilde kazanmasını bekliyorum. Hırvatistan da öyle eski formunda değil. Baktığında onlar Fransa ile bir berabere kaldılar. Ve Danimarka'yı deplasmanda işte 1-0 gibi böyle bir kısır skorla yenmeyi başardılar, ama Fransa iç sahada bu karşılaşmayı kesinlikle ben alır diye düşünüyorum ki şansı devam etsin. Yoksa 12 haftaya girerken birincilik şansını tamamen kaybeder ve grup birincisi olması tehlikeye girer. Burada handikaplı 2-15'ten Fransa diyorum ben Salim. Diğer maçta Danimarka-Avusturya mücadelesi var. Avusturya'da Ralf Rangnick biliyorsun teknik direktör oldu. Onun gelişiyle birlikte Avusturya ilk olarak Hırvatistan'ı deplasmanda 3-0 gibi farklı bir skorla yenmişti. Ondan sonra baktığımızda Danimarka'ya kendi evinde mağlup oldu ve Fransa ile ki izledim o maçı 1-1 berabere kaldı. Bayağı da iyi oynadılar o maçta Fransa'ya karşı. Galip de gelebilirdi Avusturya. Bu maçta her şey olabilir. Zorlu bir mücadele. Ben Avusturya Danimarka-Avusturya karşılaşmasında gollere yönelmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. 1.80'lik oranıyla 2.5 üstü seçimi çok güzel geliyor bana Salim. Oley.com oranları bunlar tabii ki. Biliyorsun normal oranlardan 2 baz daha yüksekte Oley.com'un oranları. 1.80'lik oranıyla 2.5 üstü seçimini yapmak istiyorum. Uluslar Ligi'nde, B Ligi'nde grup 2'de maçlarımız var. Bugün mesela İsrail bu grupta, Rusya tabii ki devre dışı olduğu için 3 takım birbiriyle karşılaşıyorlar. Dolayısıyla grupta sadece bir maç oluyor bir maç gününde. İzlanda-İsrail karşılaşması var. İlk maçlarda oynanan karşılaşmalarda İsrail bir galibiyet bir beraberlik aldı. İzlanda'nın 2 beraberliği var. Maç İzlanda'da oynanacak. Evet. Ben İki takıma da enteresan şekilde eşit oranlar verilmiş. Yani bayağı bir güç dengesi söz konusu. Burada 2.39'a 2.39 oran verilmiş. Ben uzun süreden beri bu kadar eşit oranla rastlamamıştım. Hani böyle 2-3 barem birisi yakın oluyordu falan birbirine, ama burada böyle tıpatıp aynı oranlar verilmesi beni şaşırttı açıkçası. 2.39 oranlar var, ama ben ev sahibi İzlanda'yı bir adım önde görüyorum Salim. İzlanda bu karşılaşmada kazanır ve rakibini geçerek liderlik koltuğunu ele geçirir fikrindeyim. Bir diğer karşılaşmamız veya diğer iki karşılaşmamız Uluslar Ligi C'de grup 3'te maçlar var. Kazakistan, Slovakya, Azerbaycan, Belarus mücadeleleri. Kazakistan-Slovakya maçında Kazakistan şu anda lider durumda. 7 evet. puanla 3 maçta 7 puan aldılar. Slovakya'da 6 puanla 2. Hakikaten bu karşılaşmada Slovakya 1.48'den Oley.com'da çok favori gösterilmiş. Yani
Kazakistan 4.76'lık bir oranı var. Kazakistan da iyi işler yaptı yani. Şu anda mağlubiyeti de yok. Gerçi hani rakipler tabii ki Belarus ve Azerbaycan gibi görece daha güçsüz ekipler Slovakya'ya göre, ama acaba diyorum hani bu karşılaşmada Slovakya'ya bu kadar kolay teslim olur mu Kazakistan? Ama ben yine de Salim 1.78'den 1-0 çifte şans, yani Kazakistan yenilmez diyorum. Evet. Çok güzel bir oran. Böylece iki şeyi cebimize koymuş oluyoruz. İki seçeneği. 1.78'den kesinlikle Kazakistan'ın yenilmemesine oynanması gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer mücadelemiz orada da Azerbaycan-Belarus karşılaşması. Belarus biliyorsun maçlarını kendi evinde oynayamıyor. Ve hep maçlarını başka ülkede oynamak zorunda ve seyircisi de oynamak zorunda. Evet. UEFA'nın yaptırımı nedeniyle. Şimdi deplasmanda Azerbaycan'la karşılaşacaklar. Evet. Belarus'un şu anda 2 puanı var. Azerbaycan'ın 1 puanı var. Burada da 2.5 altının 1.29'luk bir oranı var. 2.5 altı tercih edilebilir. İlk yarı 0 beraberliği tercih edilebilir. Yani az gollü ve çekişmeli, böyle kısa bir maç olacak gibi duruyor. Bir de Dünya Kupası elemelerinde Dünya Kupası'na katılacak son takım belli olacak. Bugün saat 21'de Doha'da oynanacak bu karşılaşma. Kıtalar arası playoff mücadelesi. Asya grubundaki playoff'u kazanan Avustralya ile Dünya Kupası Güney Amerika elemelerinden gelen Peru karşı karşıya gelecekler. Doha'da oynanacak bu karşılaşma. Bu mücadelede Peru oldukça favori gösterilmiş. Olecom oranı 1.78. Valla ben burada karşılıklı gol var seçeneğini önermek istiyorum Salim. Karşılıklı gol var seçeneğinin oranına bir bakabilmem mümkün mü? Bunu şimdi göremedim tam olarak da. Hemen bakıyorum Hüseyin abi. Maçta burada karşılıklı maç Doha'da oynanacak. Katar'ın başkenti Doha'da oynanacak. Dünya Kupası kıtalar arası playoff mücadelesi Avustralya ile Peru arasında, yani tarafsız sahada oynanacak. Evet. Bu mücadele. Burada ben karşılıklı gol var seçeneğini o kadar çok şey olunca buldum. 1.95'lik Olecom'da var. Evet. Seçeneğini bence işaretlemek gerekir. Avustralya, evet, yabana atılacak bir takım değil. Var seçeneğinin çok değerli olduğunu düşünüyorum burada. Evet. Toparlarsak Hüseyin abi. Toparlarsak hemen sporumu da vereyim. Fransa Hırvatistan handikaplı 1, İzlanda İsrail 1 ve Avustralya Peru karşılıklı gol var. Benim kuponum bu. Oldukça yüksek oranlı bir kupon ortaya çıkıyor. Bunu tavsiye ediyorum. Herkese de bol şanslar diliyorum. Bol şanslar Hüseyin abi. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Kendine görüşmek bak. Görüşmek üzere. Selamlar. Sevgili dinleyenler, hattımızda konuğumuz Hüseyin Özkök'tü. Hüseyin Özkök'le birlikte Olay.com üzerinde yer alan maçları konuştuk. Kendisi bağlantı sonunda kuponunu paylaştı. Haftanın ilk programıydı. Yayınımızın da sonuna geliyoruz. Bugün 13-14 arasında Cengiz Uygur ve Miray Çavuşoğlu sizlerle birlikte olacaklar. Yarın saat 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın. Olay.com Salim Manav'la Anadolu Ateşi'ni sundu. Kazanmanın sesi, bahsin adresi. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.